Doğu Türkistan'da sözde eğitim adı altındaki hapishanelerde 2 ay gibi bir süre kalan ve ismini açıklamak istemeyen kızın anlattıkları kan dondurdu. Hapiste çok zor günler geçiren kız, her gün en az 2 Çinli erkeği razı etmek zorunda olduğunu ve hapiste yattığı 2 ayda 179 Çinli polisin kendisine tecavüz ettiğini ağlayarak anlattığı bildirildi. Ayrıca hapisteki bütün kadınlara günde 2 saat tecavüz edildiğini ve acıdan dolayı intihar etmek isteseler de bunun mümkün olmadığını aktardı. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Konya, Ordu, Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne karşı protesto eylemi düzenlenerek Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterildi. Huawei krizinin artçı sarsıntıları sürüyor. Kanada yönetiminin paylaştığı bilgiyi Pekin henüz doğrulamadı. Çin'in üçüncü bir Kanada vatandaşını gözaltına aldığı iddia edilirken Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konudan haberdar olmadığını belirtti. Google, Çin'de veri toplama projesini durdurdu ve tartışmalı Dragonfly projesine büyük darbe vurdu. Google'daki özel hayatın korunması tartışmaları yüzünden Çinlilerin arama verilerinin derlendiği sistem kapatılınca Çin'e özel sansürlü arama motoru geliştirme çalışmaları sekteye uğradı. Ancak şirket içindeki yaygın muhalefet karşısında Google yöneticileri projenin en merkezi veri kaynaklarından birini kapattı ve devam eden çalışmayı çok daha zorlaştırdı. Son birkaç yıl içinde ABD'nin iletişim ağlarına başarılı siber saldırılar gerçekleştirildi. New York Times'ın haberine göre bilgisayar korsanları birkaç yıl içinde Avrupa Birliği'nin diplomatik iletişimini başarılı bir şekilde hedef aldı. İhlalin siber güvenlik şirketi alan bir tarafından tespit edildiği bildirildi. Hacker olarak da bilinen bilgisayar korsanlarının siyasi görüşmelerden ticari faaliyetlere birçok bilgiyi elde ettikleri ortaya konuldu.